İyi akşamlar sayın seyirciler. 14 Aralık gündemiyle karşınızdayız. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Gündemden başlıklara bakalım. Lefkoşa medya konusunda önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40. yıl uluslararası medya çalıştayı bugün başladı. Cumhurbaşkanı Tatar da çalıştayın açılışında net mesajlar verdi ve Tatar bundan böyle Kıbrıs meselesi değil, milli dava denilmesi gerekir dedi. Bakanlar Kurulu 2022-2023 üretim yılında kuraklıktan zarar gören köy ve bölgeleri ilan etti. Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş da 2022-2023 üretim yılı kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesinin yapıldığını söyledi. Bu arada mecliste bütçe maratonu da devam ediyor. Ayrıca öğrenci taşımacılığı konusunda yaşanan sorun da giderildi. Karış ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında uzlaşı sağlandı. Evet, ayrıntılar böyle. Bültenimize başlayalım. Üç gün sürecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40. yıl uluslararası medya çalıştayı başladı demiştik. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin düzenlediği çalıştayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada tanınması ve tanıtılması amaçlanıyor. Siyasilerin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaya yerli ve yabancı toplam 60 gazeteci katılacak, bildiriler sunulacak. Cumhurbaşkanı Tatar'sa açılışta yaptığı konuşmada net mesajlar verdi. Tatar bundan böyle Kıbrıs meselesi değil, milli dava denilmesi gerekir. Çünkü anavatan Türkiye'nin Kıbrıs'a gelmesiyle Kıbrıs meselesi sona ermiştir dedi. Küresel Gazeteciler Konseyi başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40. yıl uluslararası medya çalıştayı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yılında uluslararası arenada tanınması ve tanıtılması amacıyla Grand Paşa Otel'de düzenlenen çalıştay açılış konuşmalarıyla başladı. İlk konuşmayı Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yaptı. Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası düzeyde tanıtılması için son derece önemli adımlar atıldığını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii ki son derece ilerleme kaydediyor. Gelişiyor, kalkınıyor, yatırımcı çekiyor. Büyük çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere, bazen yabancılar da tabii ilgi gösteriyor. Ama tabii eksikler var mı? Var. Türkiye'den gelen yatırımcılarımız burada inşaat sektörüne daha çok ilgi gösteriyorlar. Yabancıya mülk satışıyla ilgili tabii bir takım serzenişler var. Türkiye'de de benzer serzenişleri tabii yaşamıştık. Ama bu globalleşen dünyada, küreselleşen dünyada bu olmazsa olmaz. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da konuşmasında konseyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve çalıştayın önemine işaret ederek Kıbrıs'ın bir mesele değil, milli bir dava olduğuna işaret etti. Türkiye için Kıbrıs hiçbir zaman bir mesele değildir. Kıbrıs bir milli davadır. Çünkü meseleler yorar. Meseleler bıktırır. Ama bir dava size her gün ayrı bir heyecan verir, şevk verir. Ve gelecek nesillere de o dava ruhunu aktarabilirsiniz. Dolayısıyla Kıbrıs bir mesele değildir. Kıbrıs meselesi 1974'te çözülmüştür. Adada iki ayrı halk olduğunu ve bu iki ayrı halkın hiçbir zaman tek millet olmadığını dile getiren Büyükelçi Feyzoğlu, eğer Kıbrıs Türkleri her türlü yokluğa direnmese ve anavatan yardım etmese buranın da Gazze'den bir farkı olmayacaktı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin evet dediği Birleşmiş Milletler temsilcisinin özel değil kişisel temsilci sıfatıyla çalışacağına da işaret eden Büyükelçi Feyzoğlu, özel temsilcinin kurulu nizamın baskısıyla yaptırım içeren kararları müzakereciyi bağlamayacağını, bu nedenle kişisel temsilci olduğunu belirtti. Büyükelçi Feyzoğlu, müzakerelerin başlaması değil, müzakere sürecine uygun zemin araştırılacak diyerek, müzakerelerin yeniden başlaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu tavrın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildiğini anımsattı. Büyükelçi Feyzoğlu, yabancılara mal satışı konusunda da konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları
ve Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan, biliyorsunuz yabancılara mal satışı konusunda ciddi bir gözlemleme ve bir takım tedbirler getirilme gereğini kamuoyuyla paylaştılar. Sayın Dışişleri Bakanımızın paylaşımı üstünden cümleler söyleyecek olursam, bu konunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından yakından takip edilen ve önlem alınması gereken bir konu olduğunu ben de tekrarlayabilirim. Gazetelerde çıkan her haberin çıktığı şekilde doğru olduğunu söylemek ya da Kıbrıs elden gitti, Kıbrıs bitti, satıldı, işgal edildi cümlelerinin peşine bu kadar güçlü ifadelerle katılmak sanıyorum çok doğru olmaz. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve tanıtılması için ellerinden gelen her çabayı yaptıklarını ifade etti. Ama bu üç günlük süre içerisinde esasında sizlerin soracağınız sorular ve alacağınız cevaplardan çıkacağımız bu yolda sizlerin yapacağı yorumların ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilenlerden birisiyim. Az önce ifade ettim. Dilimizin döndüğünce katılmış olduğumuz bütün etkinliklerde kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Fakat o gün orada kaldığını, sadece orada olanlarla paylaşıldığını, daha ileriye gidilmediğinin farkındayız. Daha ileriye gidilmesi için ve sesimizin duyulması için elbette sizin gibi değerli basıncıların olduğu ortamdaki paylaşımlarımızın sizler sayesinde aktarılmasıdır. Aktarılırken doğru aktarılmasıdır. Doğru aktarılması için doğru yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ta kendisi, buradaki dostlarımızla, buradaki kardeşlerimizle yapacağınız söyleşidir. Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere zor mücadelelerle geldiğini anımsatarak, biz bugün eğer başımız dik yürüyorsak, söylemek istediğimizi ifade etmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsak, bu anavatan Türkiye'nin sayesindedir dedi. Çalıştay'ın açılışında son konuşmayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk'ünün büyük Türk devletinin parçası olduğunun altını çizdi. Kıbrıs meselesi derdik ama bundan sonra milli davamız ve ulusal davamız diyeceğim. Çünkü Sayın Büyükelçimiz çok güzel ifade ettiler. Kıbrıs meselesi 1974'te bitmiştir. Kıbrıs meselesi 1974'te adaya Mehmetçiğin ayak basmasıyla bitmişti. Barış gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak milli menfaatlarına ve bekasına zarar verilmemesi için dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Tatar, özellikle toprağın korunması konusunun önemli olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının kendi kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini koruyabilecek kapasitede olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, medya mensuplarının da haber yaparken buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bizim mücadelemizi, bizim davamızı, bizim her türlü hayata olan bakış açımızı sizlerin yansıtmasıyla Kıbrıs Türk'ünün evet aşama aşama daha da fazla yer bulması. Cumhurbaşkanlığında görev değişiklikleri oldu sayın seyirciler ve yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı özel temsilciliği görevine Güneş Onar, Güven Yaratıcı Önlemler ve iki taraflı teknik komiteler koordinatörlüğüne Seniha Birand Çınar getirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Onar ve Birand'ın özgeçmişlerine de yer verildi. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla devam edelim. Bakanlar Kurulu 2022-2023 üretim yılında
kuraklıktan zarar gören köy ve bölgeleri ilan etti. Kuraklıktan etkilenen 173 köy ve bölgede toplam 4483 üreticiye 360 milyon Türk lirası tazminat ödenecek. Herhangi bir doğal afet kaynaklı tazminat ödemesi almayan üreticilere ise yaşadıkları verim kaybından dolayı dönümüne 200 TL verim kaybı ödemesi yapılacak. Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi tarafından tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve ev tartımları yapılmış ve Meteoroloji Dairesi'nden alınan resmi yağış bilgileriyle de harmanlanarak 2022-2023 üretim yılında zarar gören köy ve bölgeleri ilan etti. Buna göre Genel Tarım Sigorta Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi tarafından kuraklıktan etkilenen 173 köy ve bölgede %50 kuraklığa giren 227,800 dönüm alan için dönüm başı 412 TL, %70 kuraklığa giren 266,658 dönüm alan için dönüm başı 618 TL, %90 kuraklığa giren 664,320 dönüm alan için dönüm başı 848 TL ödeme yapılacak. Karara göre 2022-2023 üretim yılı kuraklık tazminatları için 4483 üreticiye toplam 306 milyon TL ödenecek. Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan 2022-2023 üretim yılında herhangi bir doğal afetten kaynaklı tazminat ödemesi almayan tahıl ve yem bitkisi ekili olan alanlarda üreticilerin yaşadığı verim kaybından dolayı dönümüne 200 TL verim kaybı ödemesi de yapılacak. Ödemelerle ilgili Tarım Bakanı'ndan açıklama geldi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 2022-2023 üretim yılı kuraklık tazminatları konusunda açıklama yaptı. Çavuş yaklaşık 171 milyon 600 bin TL tutarındaki birinci avans ödemesinin yapıldığını belirtti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 2022-2023 üretim yılı kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'na gönderildiğini ve ödemelerin gerçekleştirildiğini bildirdi. Çavuş, kuraklıktan zarar gören toplam 173 köy için 4486 üreticiye 584434 dönüm alan için toplam 171 milyon 579 bin 520.75 Türk liralık kuraklık tazminatı ödendiğini kaydetti. Çavuş 2022-2023 yılı beyan ödemelerinde genel tarım sigortası fonuna kayıtlı bulunan ve herhangi bir zarar kapsamında ödeme almayan tahıl, yemlik, baklagil üreticilerine dönüm başına 200 Türk lirası verim kaybı ödemesi yapılması ve meblağın Maliye Bakanlığı'nın uygun göreceği bir kalemden karşılanmasına da karar verildiğini dile getirdi. Akaryakıt fiyatları yeniden düzenlenerek indirime gidildi. Akaryakıt fiyatlarına yapılan 1 TL'lik indirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Tüp gaza ise zam geldi. 15 TL'lik tüp gaz zammı da bugün itibariyle yürürlükte. Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre 95 oktan benzin 32.21 TL'den 31.21 TL'ye, 98 oktan benzin 32.77 TL'den 31.77 TL'ye geriledi. Yeni fiyatlar doğrultusunda Euro dizel 31.65 TL'den 30.65 TL'ye, gaz yağı ise 31.65 TL'den 30.65 TL'ye düştü. Öte yandan tüp gaza ise zam geldi. 375 TL'den satılan ev tipi tüp gaz fiyatları 15 TL'lik zamla 390 TL'ye yükseldi. Zam kararı bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Kıbrıs konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de konuşuldu sayın seyirciler. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin olmazsa olmaz bir husus olduğunun altını çizdi. Güler, Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulmasının öncelikli olduğunu da dile getirdi. Atina bildirgesi çerçevesinde de
Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Bakan Güler, Kıbrıs konusunda artık tek ve kesin çözümün uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başlandığı gibi adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğu gerçeğiyle hareket etmek olduğunu vurguladı. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulmasının öncelikli olduğunu belirten Güler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin olmazsa olmaz bir husus olduğunun altını çizdi. Muhataplarımızı artık miadı dolmuş statükocu ve provokatif söylemleri bir kenara bırakarak konuya tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz. Milli meselemiz olan bu konuda Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye, garanti ve ittifak anlaşması doğrultusunda adanın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Özbek Kadın Hakları Derneği ve Türk Devletleri Kadınlar Birliği Teşkilatı'na üye kadınlardan oluşan heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Töre, Türk milletinin gücünü ve sesini birleştirerek hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü biz hepimiz biriz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Özbek Kadın Hakları Derneği ve Türk Devletleri Kadın Birliği Teşkilatı'na üye kadınlardan oluşan heyeti kabulünde, Türk yurtlarında kadın birliğini oluşturmanın bir duruş, bir amaç ve bir ülke olduğunu belirterek, böyle bir dava anlayışına sahip olmasından dolayı heyet üyelerini tebrik etti. Bir milletiz ve bir soydanız. Bundan vazgeçmemiz milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmememiz demektir. Dolayısıyla biz Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslümanız şeklindeki inançla bugüne kadar yetiştik ve geldik. Başkan Töre, Türk milletinin gücünü ve sesini birleştirerek hep birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Milli şuurla hareket edilmesinin önemine değinen Töre, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu doğrultuda kurulduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türk Devletleri Başkanları ile yaptıkları görüşmelere de değinen Töre, bu yolda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Önderlik ediyorsunuz, önderlik yapıyorsunuz. Şair ne dedi? Kahramanlık ileri atılır. Mecliste bütçe maratonu sürüyor sayın seyirciler. Bütçe görüşmelerinin dördüncü gününde ombudsmanlık bütçesi oy çokluğuyla, mahkemeler bütçesi ise oy birliğiyle kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesindeki görüşmeler dördüncü gününde sürüyor. Genel Kurul'da ilk olarak 22.727.500 Türk Liralık Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsmanlık Bütçesi ele alındı. Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Ombudsmanlık Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra 522.479.500 Türk Liralık Mahkemeler Bütçesi görüşüldü. Eleştiri ve görüşlerin paylaşılmasının ardından Mahkemeler Bütçesi oy birliğiyle Genel Kurul'dan onay aldı. Meclis Genel Kurulu'nda program gereği Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Sağlık Bakanlığı bütçesi 6 milyar 930 milyon 687 bin Türk Lirası olarak öngörülüyor. Evet, haberimiz yayına hazırlandığı sırada Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu sayın seyirciler. Devam edelim ve İsrail-Gazze savaşına bakalım şimdi de son gelişmelere. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sürerken can kaybı 18 bini aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise uluslararası baskılara rağmen Gazze şeridindeki saldırıları sürdüreceklerini duyurdu. İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana can kaybının 18 bini aştığını bildirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı yazılı açıklamada İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kaldığını belirterek Şifa Hastanesi'nin ilaç ve yakıt ihtiyacının karşılanması için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısını yineledi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın Filistin Milli Eğitim Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde İsrail saldırılarıyla kamuya ait eğitim kurumlarının %90'ına doğrudan zarar verdiği, %29'unun ise yıkım ve ciddi hasar alması nedeniyle kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. İsrail ise Gazze'de ateşkesin olmayacağını duyurdu. İsrail Başbakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanma imkanı sağlayacağı kaydedildi, buna izin verilmeyeceği ifade edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da uluslararası baskılara rağmen Gazze şeridindeki saldırıları sürdüreceklerini belirtti. Netanyahu açıklamasında sonuna kadar devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen Su ve Sürdürülebilir Çevre Konferansı'na katılarak konuştu. Tatar, çevreyi korumak için tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek atılacak adımların maliyetli ve zorlukları olduğunu ancak Kıbrıs Adası'nı koruyup gelecek nesillere daha iyi şartlarla bırakmanın bir görev olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Su, 6. Çevre Konferansı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, mevcut nesillerin günümüzde gelecek nesillerin kaynaklarını tüketerek hareket ettiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, su ve enerji meselelerinde sürdürülebilir ve çevreyi korumak için önemli tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek, atılacak adımların maliyetli ve zorlukları olduğunu ancak Kıbrıs Adası'nı koruyup gelecek nesillere daha iyi şartlarda bırakmanın bir görev olduğunu vurguladı. Nüfus artışı ve farklı gelişimler nedeniyle suyun verimli kullanılması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'den çift yönlü kabloyla elektrik getirilmesiyle Kıbrıs'taki yenilenebilir enerjinin de karşı tarafa aktarılabileceğini de ifade etti. Polis basın subaylığı sahte reçete soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre sahte reçete soruşturması kapsamında 17 doktor, 48 eczacı, 3 eczane çalışanı ve 6 sivil şahıs olmak üzere toplamda 74 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada soruşturmanın sürdüğü de belirtildi. Ve öğrenci taşımacılığı konusunda yaşanan sorun giderildi sayın seyirciler ve Karış Milli Eğitim Bakanlığı ile uzlaşı sağlandığını taban fiyatın 680 TL artışla 3180 TL olduğunu öğleden sonra yapılan ek seferlerinde devam edeceğini bildirdi. Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öğrenci taşımacılığı hizmetlerine yönelik belirlenen taban fiyat ve öğleden sonra yapılan ek sefer fiyatları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat sağlandığını açıkladı. Dernek Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada sağlanan mutabakat sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandığını, bu kapsamda öğleden sonra yapılan ek seferleri durdurma eyleminin son bulduğunu duyurdu. Sağlanan mutabakat kapsamında 2500 TL olan taban fiyatın 3180 TL olarak güncellendiğini, öğleden sonra yapılan ek sefer fiyatlarında ise %50 rakamında uzlaşıldığını kaydeden Topaloğlu, dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle birlikte yeni fiyatların yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ve bir eylem haberimiz var. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası göç yasası kapsamındaki öğretmen ve tüm çalışanların haklarını savunmak için eylem gerçekleştirdi. Maliye Bakanlığı önünde eylem düzenleyen sendika çalışanları insanca bir yaşam ücretine ve eşit çalışma koşullarına sahip olmaya hakkı olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası göç yasası kapsamındaki öğretmen ve tüm çalışanların haklarını savunmak için Maliye Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem eylemde yaptığı açıklamada Türk lirasının kullanımına ve yüksek enflasyona işaret ederek halkın alım gücünün düştüğünü, asgari ücretlilerin açlık sınırı altında yaşamakta olduğunu ileri sürdü.
Eylem hayat pahalılığının gerçeği yansıtmadığını ve bu oranda maaşlara yapılan artışın alım gücünü koruyamadığını da savundu. Tüm çalışanların insanca bir yaşam ücretine, sendikalı olmaya, güvenceli ve eşit çalışma koşullarına sahip olmaya hakkı vardır diye konuşan Eylem, asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde belirlenmelidir dedi. Çalışanlar arasında adaletsizlik yaratan göç yasası ve sosyal güvenlik yasası kaldırılmalıdır. HEP'nin hesaplama biçimi realiteye dönüştürülmeli, devlet eliyle halkın fakirleştirilmesine son verilmelidir. Eşel Mobil 2 ayda bir olmalı, stabil para birimine geçilmesi için ivedilikle adımlar atılmalıdır. Vergi adaleti sağlanmalı, düşük gelirliler rahatlatılmalıdır. Ortadan kaldırılan mali protokol görüşmeleri başlatılmalıdır. Değerli basın emekçilerimiz, sendikamız insanca bir yaşam için, eşitlik, adalet için mücadele etmeye devam edecek. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise çalışanların sesine kulak verilmesi gerektiğini kaydederek önerilerini maddeler halinde sıraladı. Gökçebel Maliye Bakanı tarafından yarın 12'de protokol görüşmeleri için toplantıya çağrıldıklarını da açıkladı. Kirne'den bir deprem eğitim semineri haberi sayın seyirciler. Deprem tedbirleri ve ekonomik çözüm önerileri konulu eğitim semineri Kirne'de yapıldı. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRKSEN üyesi bulunduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Girne'de deprem tedbirleri ve ekonomik çözüm önerileri konulu eğitim semineri gerçekleştirdi. Seminerde konuşan TÜRKSEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, olası bir depreme karşı halkın hazırlıklı olmasının önemine işaret etti. Bıçaklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın depreme karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan deprem uzmanı Hakan Özdenya da seminerde deprem öncesi ve depremde alınması gereken tedbirler, depremde yaşanan sıkıntılara çözüm önerileri konulu sunum gerçekleştirdi. Yine Girne'deyiz. Kıbrıs Çocuk Dostu Basın Medya İletişim Çalıştayı Girne'de gerçekleştirildi. Kıbrıs İlim Üniversitesi Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi Girne'de Kıbrıs Çocuk Dostu Basın Medya İletişim Çalıştayı düzenledi. Türkiye'de faaliyet gösteren Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştay, çocuk dostu medya, basın dili, doğru görsel kullanımı, çocukların unutulma hakkı, haber ve yazılarda çocukların haklarının ve hassas durumlarının gözetilmesi ana temalarıyla yapıldı. Çalıştayda doçent doktor Şölen Külahçı ve uzman psikolog Eşmen Tatlıcalı tarafından çocuk dostu olmaya hukuki ve psikolojik bakış açıları temalı eğitim de verildi. Çalıştay katılımcılara plaket ve katılım belgelerinin takdimiyle tamamlandı. Ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın akşam yeni gelişmelerle saat 19'da görüşmek üzere diyelim. Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η επίλυση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό με τρόπο που να εγγυάται τα νόμιμα συμφέροντα και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού, τονίζει ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Στο Κυπριακό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κύριος Γκιουλέρ μιλώντας χθες Τετάρτη στην Ολομέλεια της τουρκικής μεγάλης αυτοσυνέλευσης όπου συζητείται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου του για το 2024. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υπέδειξε την λύση των δύο κρατών στην Κύπρο και έκανε λόγο για αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, κάτι που σημείωσε είναι εκ των όνων ανέβη για την Τουρκία. Καλούμε τους συνομιλητές μας να αφήσουν στην άκρη το ξεπερασμένο status quo και τις προκλητικές συζητήσεις και να προσεγγίσουν το θέμα με λογική και με τρόπο που να βγάζει νόημα σύμφωνα με την ιστορική και την παρούσα πραγματικότητα, είπε ο Γιασάρ Γκιουλέρ και κατέληξε σημειώνοντας τα εξής.
Στο θέμα αυτό που αποτελεί μια εθνική μας υπόθεση, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών μας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Το τουρκικό πρακτορείο Κύπρου ΤΑΚ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 50 χρόνια του στις 21 Δεκεμβρίου. Με την ευκαιρία της 50ης επετείου της ίδρυσης του ΤΑΚ δόθηκε δεξίωση και τελέστηκαν τα εγγένεια μιας ειδικής έκθεσης αποτελούμενης από 230 φωτογραφίες που ρίχνουν φως στην πρόσφατη ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Εκφωνώντας ομιλία κατά τα εγγένεια της έκθεσης, ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρι είπε ότι το ΤΑΚ εκπληρώνει το καθήκον του να κάνει τον αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού να ακούγεται στον υπόλοιπο κόσμο παρά τις περιορισμένες του δυνατότητες. Τονίζοντας την σημασία της μεταφοράς των φωτογραφιών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο πρόεδρος Τατάρι είπε: «Αυτά είναι η έκφραση του αγώνα των Τουρκοκυπρίων. Αυτά είναι τα ορόσημα του αγώνα μας ενάντια σε ολόκληρο τον κόσμο». Τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Από τον φακό του Προέδρου Ερσίν Τατάρ», η οποία αποτελείται από 50 έργα του Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολή. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολή Ταμέρ Σανλίδα σε ομιλία του στην έκθεση τόνισε την σημασία της τέχνης, λέγοντας ότι από τη μια η τέχνη διαμορφώνει την πολιτική, αντανακλώντας την συναισθηματική και πνευματική ατμόσφαιρα της κοινωνίας, από την άλλη η πολιτική επηρεάζει την τέχνη και οι πολιτιστικές πολιτικές διαμορφώνουν την φύση και την ανάπτυξη της χώρας. Στην έκθεση εκφώνησε ομιλία και ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ, ο οποίος είπε ότι ασχολείται με τη φωτογραφία ως χόμπι και ενσαρκώνει τις ομορφιές και την φύση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, φωτογραφίζοντας την με τα ίδια του τα μάτια. Τώρα, στον τρίτο του μήνα, ο πιο αιματηρός πόλεμος στη Γάζα αναγκάζει τους επιζώντες να αντιμετωπίσουν βομβαρδισμούς, στερήσεις και ασθένειες. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα ενάντια στην Χαμάς παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση, μεταξύ άλλων από τον ΟΓΕ, για κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με υπηρεσίες του ΟΓΕ, εκατοντάδες εκτοπισμένοι που είχαν βρει καταφύγιο σε δομές στην Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχουν σκοτωθεί. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά από επίσκεψη στους διοικητές των Ισραηλινών δυνάμεων, είπε ότι τίποτα δεν θα τους σταματήσει. Αυτός ο πόλεμος θα είναι σκληρός. Βλέπω ότι υπάρχει η αρχή μιας κατανόησης ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος και να καταστρέψουμε αυτή την οντότητα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εννοούμενος την Χαμάς. Υπάρχουν αναφορές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ είχε αρχίσει πρόσφατα να ρίχνει θαλασσινό νερό στον τεράστιο λαβύρινθο των σειράγκων της Χαμάς κάτω από τη Γάζα σε μια διαδικασία που πιθανότατα θα διαρκέσει εβδομάδες. Υπάρχουν όμως και ανησυχίες ότι κάποιοι από τους ομήρους μπορεί να κρατούνται σε υπόγεια. Αυταπάτη χαρακτήρισε ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανία οποιαδήποτε μεταπολεμική πολιτική λύση στην Λωρίδα της Γάζας χωρίς την συμμετοχή Παλαιστινιακών κινημάτων αντίστασης. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε οποιασδήποτε ιδέες ή πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να τερματίσουν τις Ισραηλινές επιθέσεις και να ανοίξουν τον δρόμο για να τακτοποιηθούν οι Παλαιστίνοι τόσο στην Δυτική Όχθη όσο και στην Λωρίδα της Γάζας, είπε σε τηλεοπτική ομιλία του ο εξόριστος στο Κατάρ ηγέτης της Χαμάς.